Merhaba fotoğraf dostları, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bir fotoğrafta her yerin net olması mümkün mü? Evet, mümkün. Yabancıların zone focusing dediği alan netleme diye tercüme edeceğimiz bir teknikle bu mümkün. Merak ediyorsanız hadi buyurun. Güncel kameralarda otofokus sistemleri çok gelişkin. Gün geçtikçe de gelişmeye devam ediyor. Elbette bunun nimetlerinden sonuna kadar yararlanıyoruz, yararlanmaya da devam edeceğiz. Biz fotoğraf çekmek üzere bir noktaya otofokusla netlik yaptığımızda, çektiğimiz fotoğrafta o nokta net çıkıyor. Ancak farkında olalım ya da olmayalım, o noktanın önünde bir bölge ve arkasında kalan başka bir bölge de net oluyor. Yani öndeki bölge artı bizim netlediğimiz obje artı arkada kalan net bölge bir araya gelerek net alan derinliği dediğimiz olguyu oluşturuyor. Net alan derinliği içinde en net yer bizim netlik yaptığımız nokta. Önünde ve arkasında kalan bölgelerse kabul edilebilir netlikte olan bölgeler olarak anılıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde otofokusla yaptığımız netlik bizim beklediğimiz gibi her yeri net yapmıyor. Net alan derinliği kadar bir bölgeyi net yapıyor. Ama biz her yeri net yapmak istiyoruz. Optik olarak her lens için öyle bir uzaklık vardır ki bu uzaklığa netleme yaptığınızda sonsuza kadar her yeri netlemiş oluyorsunuz. İşte bu mesafeye de hiperfokal mesafe diyoruz. Son cümle aslında bizim sorunumuzu çözüyor ve aynı zamanda zone focusing ya da Türkçesiyle alan netleme işinin bel kemiğini oluşturuyor. O halde biz hiperfokal mesafeyi kullanarak bir noktaya netlik yaparak tüm sahneyi sonsuza kadar netlersek ve bizim asıl netlemek istediğimiz obje de bu alan içerisinde kalırsa artık netlik yapmakla uğraşmaya gerek kalmayacak demektir. Şimdi alan netleme kavramına ya da hiperfokal mesafeye ne gerek vardı? Deklanşöre yarım basarım ve netliğimi yaparım dediğinizi duyuyor gibi oluyorum. Elbette haklısınız ama eksiğiniz var. Bakın, alan netleme işini önceden yapabilir ve fotoğrafı gördüğünüzde netliği hiç düşünmeden deklanşöre doğrudan basabilirsiniz. Özellikle sokak fotoğrafçılığı yaparken bu size inanılmaz bir hız, inanılmaz bir kolaylık sağlar. Bilirsiniz, bazı sokak fotoğrafçıları yaşanan anın büyüsünü bozmamak, olayın kahramanlarını kamerayla ürkütmemek, doğallığı kaçırmamak için bazen vizörden dahi bakmadan çekerler. Vizörden dahi bakmadığınız bir ortamda netleme işini otofokusla şansa bırakmamak için alan netleme bulunmaz bir nimettir. Alan netleme otofokustan daha hızlıdır. Çünkü otofokus yapmak için lensinizin içerisindeki motor lensleri ileri geri hareket ettirerek en net noktayı bulur. Elbette gelişmiş lenslerde bu çok hızlı, milisaniyeler içinde yapılabiliyor. Belki biraz daha eski lenslerde saniyeler içinde yapılıyor. Ama ne kadar hızlı olursa olsun bu bir süre gerektiriyor. Oysa alan netliği önceden sadece bir kez yapılıyor ve tüm çekim süresince kullanılıyor. Ayrıca bir süre kullanımına gerek yok. Otofokusta siz sadece en net objeyi seçersiniz. Net alan derinliği lensinizin odak uzaklığına, geçerli diyafram değerinize ve objeye olan uzaklığınıza göre şekillenir. Oysa alan netleme ile net alan derinliğinin yakın bir noktadan başlayıp sonsuza kadar uzanmasını garanti edersiniz. Bu sayede netlemek istediğiniz objenin de içinde bulunduğu bir alanı netlemiş olursunuz ve bu hep sabit kalır. İyi güzel anlatıyorsun hocam da nasıl yapacağız bu işi, nasıl uygulayacağız diyorsunuz. Haklısınız. O konuya da gelelim. Öncelikle otofokus sistemini devre dışı bırakacağız, kapatacağız ve manuel fokusa geçeceğiz. Ben elimdeki X-T5 ile gösteriyorum ama siz kendi makinalarınızdaki kamera ayarlarınızda benzer ayarı
bulup lütfen yapın. Sonra fotoğrafımızı manuel ya da diyafram öncelikli çekeceğiz. Bu nedenle diyafram öncelikli ya da manuel moda geçiyoruz. Sonra da bir diyafram belirliyoruz. Tipik olarak bu değer F8 ile F11 arasında bir değer olabilir. Diğer diyafram değerleri de kullanılabilir elbette ama bilin ki diyafram kısıldıkça netleşecek alan genişleyecektir. Sırada şimdi net alanımızın sınırlarını sonsuza doğru uzatmak var. Bunun için hiperfokal mesafeyi bilmemiz gerek ve bunun da birkaç yöntemi var. En sıkıcı ve belki de hiç kullanmayacağımız yöntem şu anda ekranda gördüğünüz formülün üzerine değer girmek ve hesap yapmak. Sizin gibi ben de hiç uğraşamam, hemen geçiyorum. İkinci yöntem cep telefonumuzla bir aplikasyon veya internet üzerinden bir site kullanmak. Hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde onlarca ücretli ve ücretsiz uygulama var. Bakın örneğin ben zamanında Depth of Field diye bir uygulama indirmişim. En yukarıda sensör boyutunu seçiyorum. Benimki APS-C 1.5 crop faktörlü sensör. Siz de kendi kameranıza göre buradan bir sensör büyüklüğü seçeceksiniz. Altındaki parametre default yani varsayılan olarak kalsın. Onun altında o an kullandığınız lensin fokal odak uzaklığını seçiyorsunuz. Ben de şu anda 16 mm takılı. Onu seçiyorum. Onun altında diyaframı seçiyorum. Az önce söylediğim gibi F11'i seçelim. Aşağıda mavi olarak gözüken hiperfokal distance yani hiperfokal uzaklık değerinin yazdığı satır bizim için önemli. Bu satır bize şöyle söylüyor. Az önce girdiğimiz parametrelerle yani 16 mm lensle F11 diyaframa göre ben 1.24 metre uzaklığa netlik yaptığımda ki bu mesafe hiperfokal mesafe oluyor. En yakında 0.62 metre ve en uzakta da sonsuza kadar olacak şekilde her yer net çıkacaktır. Böylece biz bu ayarları bir kez yaptığımızda artık netleme kaygısı olmadan her yeri net olan bir fotoğraf çekebiliriz. Benzer bir şekilde Google'da Hyperfocal Distance Calculator yazdığınızda karşınıza bir sürü site çıkıyor. Örneğin şuradaki Omni kalkülatöre girelim. Yukarıda sensör boyutunu seçiyoruz. Ben APS-C 1.5 croplu olan seçeneği seçiyorum. Altında lensimizin fokal odak uzaklığını giriyoruz. Ben 16 mm'yi girdim. Bir altında diyafram değerini seçiyoruz ki ben F11'i seçtim. Bakın results yani sonuçlar bölümünde diyor ki eğer 1.22 metre uzağa netliği ayarlarsanız en yakın mesafe olarak 0.61 metre ve en uzakta da sonsuza kadar her tarafı netlemiş olursunuz. Gördüğünüz gibi az önceki uygulamaya çok yakın değerler. Bu bilgilerden yola çıkarak manuel netleme halkamızı çevirerek yaklaşık 1.2 metre uzaklıktaki bir objeye netlik yapıyorsunuz ve netliği öylece bırakıyorsunuz. Artık çektiğimiz her fotoğrafta her yer net olarak çıkacaktır. Bir diğer yöntemimiz diğer marka ve modellerde var mı? Varsa nasıl kullanılıyor bilmiyorum ama Fujifilm X sistem kameralarda basit bir görsel yardımcı var. Bu yardımcı manuel fokus mesafe göstergesi olarak adlandırılıyor. Bu gösterge üzerindeki beyaz nokta sizin netlik yaptığınız objenin uzaklığını gösteriyor. Mavi çizgi ise net alan derinliğini gösteriyor. Biz sonsuza kadar olan alan içerisinde her yeri net yapmak istiyorsak netlik halkamızı çevirerek mavi çizginin bir ucunun sonsuz işaretine dokunmasını sağlıyoruz. Burada da yaklaşık 1.6 metre uzaklığa beyaz noktayı getirirsek yaklaşık 1 metre ile sonsuz arasını netleyebileceğimizi görüyoruz. Son yöntemimiz de üzerinde hiperfokal mesafe skalası olan manuel lenslerden birisini kullanıyorsanız yine işiniz kolay. Diyelim ki diyafram olarak F16'yı seçtiniz. Manuel lenslerin hemen hepsinde bulunan hiperfokal mesafe halkasındaki sonsuz işaretiyle seçtiğimiz diyafram değerini eşleştiriyorsunuz. Bakın burada F16'yı sonsuzla eşleştirdim. Artık biz 35 mm'lik bu lensimizde yaklaşık 2.3 metre uzaklığa netleme yaparsak sol tarafta F16'nın işaret ettiği 1.2 metre ile sağ tarafta F16'nın işaret ettiği
sonsuz arasında kalan her yeri netlemiş olacağız. Bu kadar basit. Az önceki anlattığım yöntemlerden birisini kullanarak hiperfokal mesafeyi belirleyip bu noktaya manuel olarak netliğimizi ayarladık. Artık netleme ile ilgili sorunumuz kalmadı. Takır 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 fotoğraflarımızı çekebiliriz. Son olarak bu yöntemin sokak fotoğrafçılığında, doğa manzara fotoğrafçılığında etkin bir yöntem olduğunu söyleyelim. Ancak örneğin portre fotoğrafçılığı gibi, ürün fotoğrafçılığı gibi, moda fotoğrafçılığı gibi belirli bölgelerin çok net olması gereken durumlarda ve alan derinliğini sığ tutarak fotoğraf çekmek istediğimiz durumlarda bu yöntemin kullanılması pek mümkün değil, akıllıca da değil. Umarım sizlere faydalı olabilecek bilgiler vermişimdir. Videolarımın size değer katacak bilgiler içerdiğini, sizi geliştirdiğini veya en azından buna çaba gösterdiğini düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, katıl butonu ve teşekkür butonunu kullanmayı ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.